Selam arkadaşlar, ben Salih. Bugün Gibotwork Simulator oynuyoruz. Şöyle bir girelim oyunumuza. Bir dakika. Arkadaşlar yükümüz şimdi büyükbaş hayvan. Büyükbaş hayvan götüreceğiz çiftliklere. Daha şöyle dıştan da göstereyim. Tabi bu tır emanet. Bilmiyorum ben de sağını solunu. Çok fazla bilmeyeyim yani. Şöyle bir gidelim bakalım. Çıkış nerede buranın şimdi acı? Yok, buradan gidilmeyecek anlaşıldı. Şöyle bir dıştan da gösterelim tırımıza. Tabi tır emanet arkadaşlar, daha alacağız bir tır ilerleyen zamanlarda. Şöyle ben biraz oynadım arkadaşlar, seviye 13'e getirdim kariyerimize. Yolumuz 5 saat, bayağı uzun. Olmazsa arkadaşlar devam videosu da atacağım. Yani hiç şey yapmayın, bu yolun sonu gelecek. 363 kilometre diyor arkadaşlar. Uzun mu uzun ama gidilene gidilir. Şöyle bir şey de göstereyim. Burgaz'a gidiyoruz arkadaşlar. Burgaz'a. Bize kaç saat süre vermişler toplam? 10 saat. Niye 10 saat gitti bir ya? Allah şoför yallah durma yolda. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne götürüyoruz demiştik? Böyle baş hayvan götürüyoruz arkadaşlar. Çiftçi sevindireceğiz bugün. Büyük baş hayvan yükümüzle şöyle bir çiftçileri sevindirelim bakalım. Evet, gidiyor. Hala daha gidiyor arkadaşlar. Yolumuz uzun mu uzun? Ama gidilir mi gidilir, biliyorsunuz. Bakayım şuradan 2 dakika bir ayar çekeyim ben tırıma. Daha doğrusu tıra değil, oyunuma bir ayar çekeyim şöyle. Şu hız sınırlayıcıyı kaldırıyorum arkadaşlar. Çünkü gereksiz bir şey. Yapmasın. Şimdi arkadaşlar benzinliğe falan uğramayacağım şu anda. Nasıl desem ya. Benzinimiz yeterli kısaca. O yüzden benzinliklere falan girmeyeceğiz. Hayvancıklar, bir sorun yok değil mi orada? Tamam, hayvancıklarda da bir sorun yokmuş arkadaşlar. Gidelim bakalım. İnşallah hayvancıkta da öldürmeyiz daha kadar. Haydi bakalım, haydi. Vallahi çok sert bir acaba girmeye başladım. Bu virajlardan döneriz arkadaşlar. Biz döneriz. O tıra da çok fazla hasar vermemeye çalışıyorum sonuçta, emanettir. %4 hasar almışsınız ve hayvancıklar, olsun ya. Şöyle hatta yola da bakalım da arkadaşlar şimdi. Tamam, yol güzel. Bizi şeyden götürecek. Anahtardan götürecek bizi geneliyle. İyi, güzel. Pazartesi 7.34'te orada olursun diyor. Ben gece yolculuğu yapıyoruz arkadaşlar. Gece yolculuklarını ben çok fazla sevmiyorum. Çünkü yani sonuçta hava karanlık, bir şey göremiyorsunuz. Fuarlardan başka yani. Şu an mesela arkamda bir araba olsa göremeyeceğim yani. O yüzden sevmiyorum ben şeyleri.
Bu arada arkadaşlar bay Ramazan'ınızı da bir kutlayayım. Boş tanımda Allah oyunu kabul etsin arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Bu arada hoş tutuyor musunuz yorumlara da yazmayı unutmayın. Neyse. Oyna diye bir dönelim. Şimdi. Geldim. Ha, biz nereden döndüreceğiz? Şu Fransız yollar birazcık karmaşık arkadaşlar. Çok karmaşık hatta. Baksana nasıl yol lan bu? Ama arkadaşlar hız sınırının 90 olması da bir yandan iyi. Gerçi hız sınırı ben kafama takmıyorum da. Neyse. Şöyle biz bir 120'ye sabitleyelim gidelim tabi arkadaşlar. Şöyle hızlıca yandan gidelim. Haydi 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 haydi. Olmazsa arkadaşlar ben devam videosu da atarım yani. Hiç sıkıntı etmeyin. Yani izleyemeyeceğiz gibisinden bir sıkıntı asla olmasın. Ben devam videosu da 1-2 gün içerisinde atarım. Eğlenceli bir şey olmuyor ya. Bu arada hayat nasıl gidiyor? Onu da yazmıyorum ya. Yorumlara bekliyorum herkes. Orada tırımızda hızlandıkça hızlanıyor. Neyse. Cahilin yoldan. Korna çalın. Geç kornam da duyulmuyor da. Allah senin belanı. Görüyorsunuz arkadaşlar bende hiçbir şekilde suç yok. Otobüsün durumu nasıl bakalım. Seni Allah belanı vermesin. He. Ulan hayvanlar ezdirdin bana ya. Hatta hayvanlardan çok tıra asar yani. Senin ben tövbe estağfurullah. Arkadaşlar %25 hasar verdi şimdi bana tıraya. Bana da tıraya yani. Yazık değil mi? Bu işverenimiz bize bir sürü para aktıyor. Kaç paraymış bizim işyerlerimiz? 8.000 lira. Bu gelenimiz 8.000 lira yani. Bir de bu OGS'lerden falan bizim yetişimizi şey ödüyor, işveren ödüyor. Yani bayağı güzel çalışma şartlarımız var aslında. Tıvın sağını solunu ben de çok fazla bilmiyorum. Oynam nerede la ben? Paralı yol başlangıcıymış. Orada arkadaşlar 258 bin liramız var. Bir tır alırız evvelde. İlerleyen zamanlarda ama ben şöyle şey gelince bir tır almak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz yani az önce de yaşadık. Böyle bazı şoförler var. Bize kaza yaptırabiliyor. O yüzden ben 1 milyona falan gelince tır almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama böyle 1 milyona falan gelince 2 tane tır alacağım. Bir tane de şoför tutarız. Yani bakacağız bir şeyler yapacağız. Git bakalım. Tırın ben